Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Elif ben. Bugün sizlerle TÜYAP Kitap Fuarı'ndan aldığım kitaplarımı paylaşacağım. Aslında aynı zamanda bu videoyla bir döngüyü de tamamlamış oluyoruz. Çünkü geçen sene tam da bu zamanlarda TÜYAP Kitap Fuarı Alışverişim adlı videoyla YouTube'a giriş yapmıştım ben. O benim çekmiş olduğum ilk videoydu. Sizlerle paylaştığım ilk videoydu. İki video arasında tabii ki çok fazla fark var. Teknik açıdan çok fazla fark var. Buna rağmen eğer izlemek isterseniz onun linkini yukarı bırakırım. Bu videodan sonra onu da göz atabilirsiniz. Dolayısıyla kanalımın birinci yılda dolmak üzere. Bu bir yıllık süreç içerisinde benimle birlikte olan, bana destek olan, yorumlarıyla beni motive eden herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Benim için çok keyifli bir yıl oldu çünkü çok değerli insanlarla tanıştım. Çok keyifli kitaplar okumuş olduk birlikte. Onlar üzerine sohbet etme fırsatımız oldu. Fikir alışverişinde bulunduk. Bunların hepsi benim için gerçekten çok değerliydi. Ve tekrardan çok teşekkür etmek istiyorum. Ve bunun daha da çoğalarak devam etmesini umut ettikten sonra yeni kitaplarıma geçmek istiyorum. Bu sene fuara ikinci hafta cumartesi günü gittim ben ve sabah 10 gibi oradaydım. Çok kalabalık olmasın diye erken gitmeyi tercih ediyorum genellikle. Fakat ona rağmen oldukça kalabalıktı bence. Öğrenciler vardı fakat orta yaşlı insan da çok fazlaydı. Yaşlı insanlar da vardı. Öğlene doğru Uğur'la buluştuk. Karanlık İzler kanalının sahibi. O geçen hafta da gitmişti. O da geçen haftaya oranla daha fazla kalabalık olduğunu söyledi. İndirim oranlarına gelecek olursak gerçekten çok az indirim vardı. Yani internetten aldığım zaman çok daha düşük fiyatlara bulabileceğimi bilerek aldım ben bu kitapları. Çünkü orada görünce alma isteği uyanıyor. İster istemez tutamıyorsunuz kendinize. Gitmeden önce bir alışveriş listesi hazırlamadım ben. Bu yüzden şuursuzca bir alışveriş yapmaktan çok fazla korkuyordum. Fakat öyle olmadı bence. Gerçekten sevdiğim ve çok merak ettiğim kitapları almış oldum. İsterseniz artık kitaplara geçelim. Fuardan içeri girdikten sonra ilk önce Nesin Yayın Evi'ni gördüm ben. O benim dikkatimi çekti. Ve oradan Aziz Nesin'in otobiyografik üçlemesini almak istiyordum ben çok uzun zamandır. Fakat pahalı olduğu için erteliyordum sürekli. Orada da %20 gibi bir indirim vardı. Çok büyük bir indirim değil aslında. Ama daha ucuza bulamayacağımı da bildiğim için almak istedim artık daha fazla ertelemeden. Serinin birinci kitabı Yol. Şöyle yakından görmek isterseniz eğer. Ve ikinci kitabı Yokuşun Başı. Ve serinin son kitabı da Yokuş Yukarı. Bunları kitaplığıma eklemiş oldum. İlk alışverişim bunlardı. Üçüne 77 lira ödedim ben. Daha sonra Can Yayınları'nın standına uğradım. Ve orada da Alıntılarla Yaşıyorum kanalının sahibi görevliydi. Kısa bir sohbet etme fırsatımız oldu. Ve sohbetin sonunda da bana iki tane kitap tavsiye etti. Kendisini daha önce defalarca okuyup çok beğendiği iki kitapmış bu. Bunlardan bir tanesi Siz. Belki aranızda okuyanlar vardır. Ve bir diğeri Kapıların Dışında. Bu iki kitabın çevirisi de Behçet Necatigil'e aitmiş. Umuyorum ben de severek okuyacağım. Okuduktan sonra zaten yorumlarımı paylaşacağım sizlerle. Daha sonra yine Can Yayınları'ndan Gabriel Garcia Marquez'e ait bir kitap aldım ben. Yaprak Fırtınası. Biliyorsunuz benim kitaplarını okumaktan keyif aldığım yazarlardan bir tanesi bu da. Sonra Orwell'dan bir kitap aldım ben. George Orwell da benim okumayı sevdiğim yazarlardan bir tanesidir. Bunlardan bir tanesi Vegan İskelesi Yolu. Benim kitaplığımda olmayan kitaplardan biriydi bu. Ve bir diğeri ise Aspid Istira. Hayvan Çiftliği ve 1984 gibi bu da distopik romanlarından bir tanesiymiş. Arka kapak yazısı oldukça ilgi çekiciydi. Bunu da kısa zamanda okurum diye tahmin ediyorum. Can Yayınları'ndan aldığım son kitapsa Utanç oldu. Bu da yine Klasik Okur Begüm'ün Ekim ayında okuduklarım adlı videosunda ilgimi çeken bir kitap olmuştu. Standta da görünce almak istedim. Çok fazla ertelemeyeceğimi düşünüyorum bunu da. Can Yayınları'ndan ayrıldıktan sonra Uğur'la buluştum. Karanlık İzler kanalının sahibi. Ve Uğur'la birlikte de Ötüken'in standına gittik. Oradan almak istediğim kitaplar vardı benim. Ve Uğur geçen hafta %40 indirim olduğunu söyledi. Fakat standa gittiğimizde indirimi %30'a indirdiklerini gördük. İlk haftaya özel %40 indirim yapmışlar Ötüken'in standında. İkinci hafta %30'a indirmişler. Bu da benim şansım olmuş oldu. Oradan da 3 tane kitap aldım. Birincisi Peyami Safa'dan Fatih Harbiye. İkinci kitap yine Peyami Safa'dan 9. Hariciye Koğuşu. Ve üçüncü kitap yine Peyami Safa'dan Matmazel Noralia'nın Koltuğu.
Peyami Safa'nın diğer kitaplarını da almak istiyorum. Çünkü daha önce hiçbir kitabını okumadım. Berna Mora'nın Türk romanı Eleştirel Bakış serisinin birinci kitabında geçiyordu Peyami Safa'nın olduğu bölüm. O bölümü okuduktan sonra onun kitaplarına giriş yapmak istedim. Bu üç kitabı aldım şimdilik. Fakat diğer kitaplarını da almayı planlıyorum. Daha sonra Uğur'la birlikte iletişim yayınlarına gittik. Orada gerçekten çok güzel kitaplar vardı. Çok fazla kitap almak istedim. Ama sadece bir tane alabildim. Çünkü çok pahalıydı. Fiyatları gerçekten çok yüksek iletişim yayınlarının. İndirim oranında ya %20 idi ya da %25'ti. Çok hatırlayamıyorum şu anda. Sadece bir tane aldım dediğim gibi. Nabokov'dan Rus Edebiyatı dersleri oldu. Bunun içindekiler bölümünü okumak istiyorum size. Gerçekten çok merak ediyorum bu kitabı. Çok ilgimi çeken bir kitap oldu. Mesela Gogol'un Ölü Canlar ve Paltosu var içerisinde. Türgenev'den Babalar ve Oğullar var. Dostoyevski'nin birçok kitabı var. Tolstoy'un Anna Karenina var. Anton Çehov var. Ve Maxim Gorki'den bahsediyor. Bu kitabı bir seferde açıp okuyup bitirmeyi planlamıyorum tabii ki. Örneğin Tolstoy'dan Anna Karenina'yı okumadan önce gelip buradaki ilgili bölümü okuduktan sonra kitaba başlamayı planlıyorum. Fakat içerisinde benim okuduğum kitaplarla ilgili olan bölümler de var. Onları önceden okuyabilirim diye tahmin ediyorum. Babalar ve Oğulları okumuştum mesela. Dostoyevski'nin buradaki kitaplarını okumuştum. Suç ve Cezayı Karamazov Kardeşleri. Budala ile Eccinler de burada yer alıyormuş. O kitaplara başlamadan önce buradaki ilgili bölümü okurum. Gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü Rus edebiyatını biliyorsunuz ne kadar çok seviyorum. O yüzden bu da kitaplığımın en değerli kitaplarından birisi olmuş oldu. Daha sonra Uğur'la birlikte Metis yayınlarına gittik. Orada da yine uzun zamandır almak istediğim bir kitap vardı benim. Mülksüzler. Bunu almak için gittikten sonra orada da Uğur bir kitap tavsiye etti. Kendisinin de uzun zamandır alıp okumak istediği bir kitapmış bu. Hatta söz verdi, birlikte okuyacağız bunu. Peynir ve Kurtlar. Bu bir 16. yüzyıl değirmencisinin hikayesi aslında. 16. yüzyılda İtalya'da bir değirmencinin öyküsünü anlatıyor. İçerisinde hem Kur'an'dan bahsediyor hem Türklerden bahsediyor. Arka kapak yazısından edindiğim bilgiye göre. Bu nedenle oldukça ilgi çekici olduğunu düşündüm ben de. Bunu da almış oldum. Metis yayınlarından aldığım son kitaptı bu da. Oradan da iki tane kitap aldım. Oranın kitapları da çünkü oldukça pahalı. Daha sonra standlar arasında dolaşırken Kara Karga'dan 5 tane masal kitabı aldım. Bunları daha önce bir sahafta görmüştüm, almak istemiştim. Fakat çok yüksekti fiyatı gerçekten. Sahafta bile çok yüksekti, o yüzden vazgeçmiştim. Orada da %50 indirimdeydi, o yüzden 5 tane aldım. Bunlardan birincisi İran masalları. Umarım netliyordur kameram. İkincisi Viking masalları. Üçüncüsü Çin masalları. Farklı kültürlerin masalları, bence çok ilginç olacak okumak bunları. İbrani masalları. Ve sonuncusu, bunu da son anda aldım zaten, Kızılderili masalları. Bunları da keyifle okuyacağımı düşünüyorum. Çünkü hepsi farklı bir kültüre ait olduğu için ilgi çekici olacağını düşünüyorum. Daha sonra Doğan Kitab'ın standına uğradım. Onlar da biliyorsunuz Ekim ayında Murakami'nin bir deneme kitabını çıkardılar. Mesleğim Yazarlık. Bunu almak istedim oradan da. Aslında Murakami'nin bende olmayan başka kitapları da var. Fakat dediğim gibi fiyatlar çok yüksek olduğu için onları biraz daha ertelemek istedim. Mesleğim Yazarlık kitabını da kitaplığıma eklemiş oldum. Doğan Kitap'tan başka bir kitap daha aldım. Fakat onu önümüzdeki günlerde çekilişle size hediye edeceğim için onu şu anda göstermek istemiyorum, sürpriz olsun diye. İş Bankası yayınlarına hiç uğramadım çünkü sadece %25 indirim yapmışlardı. Bu fuarda onlardan bir kitap almak için yeterli bir indirim değildi bence. Zaten mağazalarında da aynı indirimi bulabiliyorsunuz. Yapı Kredi yayınlarına hiç uğramadım. Sel yayınlarına hiç uğramadım. Çünkü biliyorum ki onların standına uğrarsam asla kendimi tutamazdım, alırdım bir şeyler. Geçtiğimiz günlerde de kitaplığıma oldukça yeni kitap eklendiği için çok fazla alışveriş yapmak istemedim ben. Buna rağmen 21 tane kitapla kendimi kurtarmış oldum bu işten. Gönül isterdi ki daha fazla indirim oranlarıyla karşılaşalım, daha fazla kitap alalım. Ama gerçekten çok pahalıydı bence. Aralarında sizin okuduklarınız, fikir sahibi olduklarınız varsa yorumlarınızı paylaşın benimle. Başında da belirttiğim gibi bu videoyla kanalda bir döngüyü tamamlamış oluyoruz. Bir yılı geride bırakmış oluyoruz. Bu nedenle benim için oldukça anlamlı videolardan bir tanesiydi. Umarım sizler de keyifle izlemişsinizdir. Daha sonraki videolardan haberdar olmak için eğer hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ve bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.